Dostlar, Nova Island'dayız efendim. Nova Island keyifli bir üs inşa etme, kaynak geliştirme, kaynak toplama oyunu ki gördüğünüz üzere benim burada bol bol kaynaklarım var. Bir adada uyanıyoruz efendim oyuna başladığımızda. Bir mekik vasıtasıyla bu adaya geliyoruz ve burada uyanıyoruz. Bununla beraber amacımız burayı yaşanılabilir bir yer haline getirmek. Forager ve Slime Rancher esintileri taşımakta oyun. Oyun henüz çıkışını yapmadı. 400 megabaytlık bir boyutu var. Ve ben sizden sanki bir şey istemiştim. Aynen öyle. Jetpack'in cooldown'unu %85 düşürme. Teşekkür ederim. Senden başka ne isteyebilirim? 4 copper verip toplayıcımın daha hızlı çalışmasını sağlayabilirim. Pekala. Hemen gidip 4 copper alıyorum. Abi bu arada öf 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 yani. Gerçekten işler güzel gidiyor şu an. Her şeyi otomatiğe bağladık. Bakınız burada dronlar var. Buradaki dronlar toplayıcı dronlar. Bu toplayıcı dronlar bütün base'in düzenini sağlamakla görevliler. Onlar buradaki düzeni sağlarken biz de bir yandan yeni biyomlara gidiyor. Yeni keşifler yapıyor ve gerekli materyalleri topluyoruz. Merhaba. Ha, sen sadece kostümcüydün. Ama bir boka yaramazsın ki sen. Kostümcüysen. Şimdi agalar, en son çıkış yaptığımızda. Bu arada buradaki odun miktarı azalıyor gibi. Taşçıya yeni bir görev verelim. Diyelim ki hacı abi sen odun topla. Taşçı odun toplamaya başlasın. Bununla beraber. Hop, pardon. Ha, su kabarcıklarını falan da topluyorlar. Peki. Yukarıda toplayıcılarımız çalışıyor. Onlara yardımcı olalım. Merhaba. Şöyle bir topladığımız materyalleri yerleştirelim. Kapıra bir depo daha yapmak lazım sanki. Ne diyorsunuz? Bence kapıra bir depo daha yapalım. Yani kapır ikinci bir depoyu hak ediyor gibi. Çünkü baya baya bir kapır madeni var burada. Kapır madeninin ikinci yerini ne tarafa doğru yapalım? Şöyle şuraya yapalım mı? Bence yapılabilir. Merhaba. Efendim burayı da kapırla doldurunuz. Şimdi bizim bir yerleşim yerimiz daha var arkadaşlar. Bir yerleşim yeri daha açtık biz. Şurası ıvır zıvır sandı bu arada. Hoppa. O yerleşim yeri de bu ve buradaki yerleşim yerinde bu elemanlar taş yiyorlar ve taş yemelerinin karşılığında, pardon alın yiyin abi, taş yemelerinin karşılığında altın veriyorlar. Burası bizim altın kaynağımız. Buradaki elemanlara saldırmayacağız. Biz ne yapacağız biliyor musunuz? Buraya gelip kurulacağız. Aslına bakarsan, bekle. Yukarıdaki bütün robotlarımı alıp aşağı taşıyabilirim var ya. Kaç tane toplayıcım görev yapıyor orada? Merhaba. Canım gel. Dur. 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 3 robotum görev yapıyormuş. Tam gelip burada kendilerini kapatacaklar. Eyvallah, eyvallah. Gel buraya. Şunu ye. 4-5 robotla gideceğim oraya. Ya da şöyle yapalım babu. 3 tane buraya yeter. Teslimat robotunu. Birini kapatalım. Merhaba, çok iyisin. Bir tane toplayıcı robot var bana. Şu. Oksijen topla. Hani oksijenimiz ve şeyimiz olsun, anladın mı? Oksijen ve odun kaynağı buradan sağlansın. Geri kalan bütün kaynakları... Üstünü kapat. Geri kalan bütün kaynakları diğer mekandan alacağım. 1, 2 2 tane daha robot yapmam lazım benim bu workbench'ten. 2 tane daha toplayıcı robot. Toplayıcı robot için 4, 4, 8 8 puzzle parçası, 2 tane de iron. Pekala. Şuradan 16 puzzle parçası alacağım totalde. Peki. 2 de iron ore alacağım. Peki. Ve robotu yapmış olacağım oraya. Şimdi bu arada minik bir sıkıntımız var. Evet, şunları al. Yanlış mı hesapladım lan? Galiba yanlış hesapladım. 8-16 falan değildi de. Farklı bir şeydi. Yani satisfactory mantığı denebilir efendim. Neden olmasın? Altını şuraya koy.
Dur. Ben ne yapacaktım? Kafa going to go. Bir tane daha fırın istiyorum şuraya. Bu fırından da istiyorum ki yapı malzemesi üretilsin. Bakın bunlar her şeye koşturuyor. Oksijenimiz alınıyor. Odunumuz toplanıyor. 3 tane toplayıcımız var. 3 tane toplayıcı görevini fazlasıyla yerine getirip topluyor. Ama niye şunları toplamadı anlamadım. Bir sıkıntı mı var? Toplayıcıların kafa error mu verdi? Ne oldu? Odun fazla kaçmış olabilir. Bir tane daha odun deposu yaparız. Şöyle. Bir odun, bir kömür. Bir buraya. Bir buraya. Kömürler şurada ard arda olur. Odunlar da burada böyle olur. Abi çok iyi otomatiğiz bu arada. Yani otomatik sistemimiz çok iyi. 1, 2, 3, 4. Tamam. 4 tane robotumuz burada. Çok iyi. Karakterimiz seviye aldı. Bu seviye bağlamında ne verebiliriz kendisine? Iron'ların falan daha hızlı çalışmasını sağlayabiliriz. Furnace'ların daha hızlı çalışması işimize gelir. Ya da drone'ların daha güçlü olması. Double health point. Veya sanırım uçma özelliklerini açtım emin olamamakla beraber. Belki de uçan bir drone icat edecek de olabilirim. Bilmiyorum. Şimdi benim yapmak istediğim şey karşı tarafa bir tane bot Athena. Bunu istiyorum. Çünkü karşıda da malzeme toplanmasını istiyorum. Merhaba. Şöyle yapalım. Buraya bir tane bunu istedim. Şimdi buraya bir tane toplayıcı bot verdim. Bu bot demir toplayacak. Bu bot copper toplayacak. Bu bot bu da copper topla şey demir toplasın. Bu da copper toplasın. Şuradaki de depolara yardım etsin. Ve şuralara ikişerden depo kuralım. Bir şey lazım olduğunda yerleştiririz. Bu arada tarlaları toplamaya adam veriliyormuş. Bak ben onu tamamıyla unuttum. Ben onu tamamıyla göz ardı ettim. Gel. Gel. Buralara da kapır. Tam lazım olduğunda buradan da toplarız. Şimdi benim research'ümde ne aramam lazım gelişimim için? Ona bir bakmak lazım. Emre Ersan çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Bu research değil tabii ki, bu keşif ağacı. Keşif ağacında ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Research'te nereye gidebiliriz? Research'te Power 1'e gidebiliriz abi. Power 1 işimize yarayabilir. Mass Production 2 basarak topladığımız copper ve iron ore'larla bir şeyler yapabiliriz belki ve deposit diyor efendim. Transport arm. Island'lar arası item transferi. Şu an ben bunu elimle halledebiliyorum. Kaldı ki bunu açamam zaten. 7'ye 7 verip Power 1 ve Mass Production'ı açabilirim. Şu an bunlar o işe yarar. Efendim şöyle şunu alalım. Bunu da buraya koyalım. Şöyle şunu alalım. Bunu buraya. Bunu buraya koy. Sanki 4 toplayıcı anca yetiyordu değil mi chat? Sanki 4 toplayıcı anca yetiyordu. Abi önce steel üretimini açalım. Çünkü steel yeni adaların kilidini açacak bize. Bununla beraber tık tık 7'ye 7. Bir de Mass Production'ın kilidinin açılması lazım. Ha Power'ın kilidi pardon. Şimdi Power'ın kilidi açıldı. Tamam mı? Mass Production'ın kilidi açıldı. Elektrikal Furnace geldi. Bunların tamamının yerini elektronikal furnace'lara bırakacağız anladığım kadarıyla.
Çok iyi. Enerji içinde 8 iron ve 4 yap boss parçası lazım. Elektriği şöyle alabilirsin. Peki bak, buraya kömür verildi. Kömürle beraber elektrik geldi. 3 şuradan kapır alırsam fırın yenilenecek. Şöyle yapalım o zaman. Misal kapur ürettiğimiz fırını yenileyelim. Av. O iş öyle değil Samet Efendi dedi. Bu sadece daha üst düzey itemleri üretmeye yönelik. Şimdi ben buradan steel üretirsem yanarız bu arada. Haberiniz olsun. Her şey sekteye uğrar. Bence burada fırında diyeceğiz ki kapır ingot üret, yapbozu salla. Anca öyle bir şeyler olur gibi. Ya da ben gidip seviye kasmaya çalışacağım. Kasmaya çalıştığım seviye ile beraber şu ingotların falan hızlı işlemesini sağlayacağım. Çünkü işler yavaş ilerliyor şu an. Efendim sevgili Mertord abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Mertord. Merhabalar. Hoş geldin. Teşekkürler. Raybon oyunun amacı hayatı daha çekilebilir kılmak. Yani dünyayı daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek. Buraya gökyüzünden bir modülle geliyorsun. 10 tane kemikle şeyi arttırabilirsin diyor, rifle bataryayı. Tamam. Gidelim 10 tane kemik bulalım. Kemik benim depomda kaç tane? 4 tane. Peki. Öteki adaya doğru uçmam gerekecek. Bir tane uzay kapsülünün içerisinde geliyorsun adaya. Sonrası forager gibi işte, adaları açmaya çalışıyorsun. Sana verilen görevleri yapmaya çalışıyorsun. Kesinlikle silah upgrade lazım bu arada. Baksana silah çok fena. Forager'in yapımcısı değil, hayır. Yapımcı farklı ve henüz daha oyun çıkışını yapmadı, bilginiz olsun. Ama çok tatlı oyun. Ne yazık ki sadece İngilizce, Türkçe dil desteği yok. Bununla beraber 400 megabaytlık minik bir boyuta sahip. Fiyatını bilmiyorum, zira dediğim gibi oyun daha çıkmadı. Ne zaman çıkar bilmiyorum. Bana oyunu önceden deneyimlemem için tam sürümünü verdiler. Şu an yanılmıyorsam sadece Steam'de siz demo haline ulaşabiliyor olmalıydınız. Emin olmamakla beraber. Bana bunu üret. Oo, şeyi fullledik la. Bence buradaki botlardan şu oksijen toplayanını durduralım. Durdurup bir şey getirelim oraya. Düzen botu getirelim. Düzenleyici bot 4 şey kapır artı şey 1 kapır artı 4 zıbıdıktı değil mi? 4 Lego parçası. Şey değil bu arada, oyun o kadar zor değil ya. Hani bir kere kavradığın zaman her şeyi çok net hallediyorsun. Tamam. Bunu ver toplayıcı olarak. Eyvallah. Ve şu an için sen çiftliklerle ilgilensene. En başından belli kendim ilgilenecekti. Ha, çift ekilecek toprak yok. Şuralara bir şeyler ektik diktik ama ben anlamadım orada ne olduğunu ya. Tarlalar büyümüyor. Odun toplaman daha mantıklı. Odun toplayacak ki sürekli kömür gelecek. Kömür olacak ki bir şeyler olacak. Bu arada ben buradan steel istersem ve sonsuz miktarda steel üretirse bütün elimdeki ingottan olurum ha.
2'ye 1 veriyor çünkü. Bu oksijen üretiyor bu arada su damlacıklarıyla. Selamlar, hoş geldin Arkadya Bey. Merhaba. Güzel bu arada. Steel üretimi de kafi. Oha birader, oha. Abi bizim temel sorunumuz bunları eritemememiz ya. Net olarak öyle bence, baksana. Misal gel. 50'lik lira al git. Abo. Evet, elimde 37 tane fazladan kaldı. Ben bu iron ingota, kapıra fazladan yer yaptıydım. Merhaba, kapıra fazladan yer. Hızlıca level almamız lazım abi, hızlıca. Ve evet. Bilin bakalım ne eksik. Şey eksik. Yeni bir depo. Steel için. Ve ekstradan bir depo iron ingot için. Iron ingot değil de iron rezervleri için işte bu. Iron ore'lar için. Bunu buraya koy. Bu da steel. Her şeyimiz otomatik bu arada. Merhaba. Abi şunu %25 daha hızlı hale getir. Hatta bir %25 ve %100'ü de alacağım level alabilirsem. Ama elimizde bir tane steel olduğuna göre. Misal. Bu steel'le radardan gidip diğer yeri açmak mantıklı olur mu? Bence olur. Bence her türlü olur çünkü lazım. Yani elektrik jeneratörü yaptık. Elektrikle çalışan fırını yaptık. Öyle değil mi? Oyunun adı Nova Island efendim. Başlıkta yazıyor olması lazım ama. Yep. Başlıkta yazıyor. Oyunun ismi Nova Island. Şunu bir... Eyvallah. Peki. Şunu bir ver. Ayrıca gidip silahın olmuş mu bir bak. Yukarıdaki adada silah geliştiren bir kızcağız vardı. Merhaba. Max enerji %100. Çok iyisin. Sana ne verebiliriz başka? Steel ve camla toplayıcı %25 arttırılıyor. Bir steel ile oksijen limitimiz daha da artıyor. Şu an oraya hiçbir şey yapamam. Kök gibi bir şey lazım galiba. O bende yok. Bir research'e depolama alanı geliyor. İki research'e advantage production geliyor. Farming 2 geliyor. Farming'in gerçekten kafasına tüküreyim. Farming'den hiçbir alt anlamadım. Mermileri çok daha serileştirmiş. Bunları niye kesiyorsun diyorsan X kasmak için. Sadece kemik mi gelecek buradan? Kaktüs bitkisi geliyor. Şu koşu hızımı %25 arttıracak şeyi hala yapamadım ya. Güzel, ikisi birbirini yer. Sağ kalanını ben yerim. Biraz destek atalım diyecektim. Destek atamadık, evet. Ne yapıyorum diye soracak olursanız XP'yi kasıyorum. Koşu ayakkabıları için bu mu gerekiyordu acaba? Bugün başka Bannerlord bölümü gelmez, hayır. Serinin tamamı YouTube'a özeldi.
hazırlamış olduğum bütün bölümleri yayınladım. Şunlar farklı kayalar gibi. Ne veriyorsun? Cam için kum. Peki. Buraya bir tane hemen robot sistemi kurup kum toplatabilirim aslında. Şimdilik ben kendim toplayayım elimden geldiğince. Mert o tamamlanınca vermiyor muydu ya? Benim bildiğim hediyeyi tamamlanınca veriyor. Hani müze bir sırayı tamamlamadan hediye veriyor mu? Efe çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Güzel sözlerin için çok çok sağ ol. Eyvallah. Güzel. Yeterince kum topladığıma inanıyorum. Zaten devamında ben burayı otomatiğe alırım her türlü. Ki amaç kum toplamak değil, amaç seviye kasabilmek. Yeni bir depolama alanına ihtiyacımız olacak sanırım. Oo bak. Burada hemen bir tane malzeme bile var. Bir saniye şuraya bir geç bakalım. Sen bana koşu ayakkabılarını... O kök ne o? Ne olduğunu bilmiyorum ki. Şimdi bu yukarıda... Aa camı falan da doldurmak lazım. Her birine tek tek mi hediye veriyor? Anladım kanka, anladım. Bura tamamlanır. Bura tamamlanır, ben neyi kastettiğini anladım. Bir parça malzeme israfı gibi geldi ilk başta ama. Şimdi 5 tane bundan. Sonra bir depo daha var. Bunları buraya koy. Şimdilik kumu elle ayarlıyoruz kendimiz. 5 kapır. 5 taş. Başka ne lazımdı? Hop. Gidelim bir bakalım. Altın. Altın. Altından 5 tane var mıdır acaba? Tam bir şeyi tamamlayamadık. Kazara bastık E'ye. Bekle. Gidip altın bulmaya çalışacağım. Altın aşağıda da var, depomda da var ama depomdakileri pek kullanmak istemiyorum. Oo eyvallah. Tam güzel, depodan da bir iki alırız. Arada benim çocuklara vurmuşlar galiba ya. Yuh. Yuh lan. Ben nasıl getireceğim onları oradan buraya? 100 tane kapiringot eritme başarımı da aldım. 5 bunu da aldım. Efendim Cehilist, Premier Avantage'in ikinci oyunda kirayı bırakalım demiş. Hoş geldin Cehilist, merhabalar. Hoş geldin. Lan yuh yuh, vallahi yuh ya. Merhaba. Ödülüm mü var? Maksimum altı artı 20. Anladım. Tohumlar yok elimde. Şunlardan da cam yok elimde. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Cam da eritebilirim ha. Bir ödül daha alabilirim oradan ama önce bir şunları taşımaya çalışayım da. Merhaba. Arkadaşlar hayvan gibi iş yapıyorsunuz galiba.
Oyu gibi giriyorsunuz lan. Lan oğlum bunu eritecek kaynak nerede bende? Bunun 10 katı lazım. Yani toplamayın abi daha fazla. Ya bulamayız yani, yer bulamayız. Adamları haşet etme Samet. Bittik galiba. Evet abi bittik an itibariyle. Agalar her şeyi bir durdurun. Ya collector botlar güzel topluyor da. Yani bu ne hocam? Adamlar şey yapmış yani, aşmış kendini, anladın mı? Bak buraya bir tane daha depozit kuracağım. Çalışmaları gerektiğinde gelip çalışacaklar. Yani çalışmaları gerektiğinde şey yapacağım yani, bunları tekrar aktif edeceğim. Şu an burada çalışmalarını gerektirecek herhangi bir durum yok. Oo bak düzen yapıyor. Eğer bir loot'un düzeni varsa adamlar oraları kendi ayarlıyor. Elimde fazladan bir bot daha varmış be. Şimdi şuradan bana iki fırın daha yapar mısın? İki normal fırın. Çünkü bence sayıları yeterli gelmiyor. Yani hazır çok fazla çalışan botum var. Bu kadar çalışan botum varsa bunu buna dönüştür. Bunu bu. Bunu bu. Bunları siz halledersiniz. Adamların kafaya attık. Şimdi bir şey diyeceğim. Bir de benim cam... Abi şunu bir arttır kurban olayım. Bu ne la? Benim bir de cam üretmem gerekiyor galiba. Cam için de bir tane elektronik fırın lazım. 3-3-10. Bence ne yapmak gerek biliyor musun? Ver şöyle. En azından bir iki fırınla da yapı malzemesi yapalım be. En azından iki fırınla da yapı malzemesi yapalım. Milyonlarca yürek akılda tek bir soru. Acaba yetişebilecek mi botlar, değil mi? Bence ne yapmak lazım biliyor musun? Abi buradaki botu stop de devreden çıkar. Burada 5 tane toplayıcı çalışsın. Oduncuları yukarı götüreceğim. Oduncuları yukarı götüreceğim. Yukarıda işlerini yapsınlar onlar. Hani gerekli odunu ve şu görmüş olduğunuz oksijen kaynağını yukarıdan kasıp buraya getirmeyi planlıyorum. Seni de şöyle bir alabilir miyim envanterime? Teşekkür ederim. Şimdi buradan ne lazım? Abi iki tanesi yukarıda odun toplar. İki tanesi de oksijen toplar. Biri de bunları toplayıp kaynaklara yerleştirir. Oraya bir de depo yaparız. Mis gibi. Robot yerinin sayısı ikiye çıkmıyor. Bir biyoma bir tane. Bir biyoma bir tane. Boyum. Bir biyoma bir tane sevgili arkadaşlar. Ne yazık ki ikincisini basamıyorsunuz. Sinek sesi sinir bozucu. Burası odun. Odun. Oksijen. Oksijen. Su toplarından oksijen elde ediliyor. Onu diyorum bu arada. Hocam gel odun. Hocam gel odun. Gel oksijen.
Gel oksijen. Gel toplayıcı. Tamam, buradaki adamların tamamı düzeni sağlamak için görevlendirildi. Yani burada 5 tane düzen sağlayan robot duruyor. Bunun için şu tarlaları bir komple geri kır. Burada sadece düzeni sağlayan botlar olduğu için işte gerekli oksijen ihtiyacını, depolanacak oksijen ihtiyacını ve su ihtiyacını biz dışarıdan karşılayacağız. Şimdi bana bir tane kum yapacak yer lazım. 3 tane bundan. 3 tane bundan. Ve bundan. Sana cam yapman lazım senin. Ama sen cam yapacağına göre kum lazım. Kumu da mı otomatik halletsek? Ferhat'cığım dilediğini sorabilirsin. Buyur dostum. Bence çok güzel olmadı mı? Her şey otomatik, her şey. Yalnız yetişemiyor elemanlar. Biraz destek olalım çocuklara. Kaç silver'ımız var? Bir tanesini ver bakalım. Bir tanesiyle güzel bir araştırma yapacağım. Merhaba. Tamam, artık evden eve transfer. Ya iki ada arası transfer açıldı artık. Lojistikten. Transport arm. Şuraya bir yere koyup al oradan buraya ver. Al oradan buraya ver yapacak o. Şimdi şöyle 5 tane cam yapılsın. Evet, bir de cam yapılacak yer lazım bize. Hey yavrum hey. Hadi buyur uğraş dur. Camı buraya koyarız. Bir iki tane depo boşta dursun. İşe yarar. Buraya cam. Hı-hı. Abi 5 tanesi yetişebilecek mi? Ondan bile emin değilim ya. Şimdi cam yaparsa şayet bütün kaynaklardan beşer beşer götürdüğüm takdirde burası ne metalmiş ya. Ne kaynak varmış be. Tamam, 3 gold burada. Şimdi yeni bir ödül için. Tamam. Tamam. 5 tuğla, 5 cam. 5 tuğla, 5 cam, 5 iron, 5 steel falan. Hepsinden 5'er tane. Bak 5 bundan. Onlar yerine koyar. 5 iron. 5 copper. 5 steel. 3 cam. 2 cam daha geldiğinde okeyiz. Ben o camlar gelene kadar gidip yandan kum toplayayım. Yok, çekiliş yapmıyorum efendim. Hearts of Iron 4 serisinde Amerika'ya protofaşist. Balım, ben o seriyi oynadım, bitirdim ama. Teşekkür ederim önerim için, sağ olasın ama. Ben o seriyi oynadım, bitirdim. Yani Almanya serisinde keyfine bak, çok teşekkür ederim. Cam üretilene kadar bir yandan kum topluyorum. Aslında bu
Bunlar kemik yiyor niye? Ben bunları şişlerim de. Namussuz, stun atıp geçti. Beklemem, oksijen alıp geliyorum, bekle. Agresifler niyeyse ya. Üzerimde kemik taşıdığım için mi acaba? Bayağı bir agresiflik var elemanlarda. Sonunda, sonunda. Au. Ama bunun için ne diyor öncelikle? Kolun daha hızlı çalışması lazım. Sonra %100. Hem bütün fırınlarda %100 hız. Abi lütfen. Bir level daha kasarsak hızlıca kurtulacağız. Umudum o yönde. Dostum oyun kaynak yönetme oyunu. Bir adaya yerleşiyorsun. Adadaki bütün her şeyi otomatikleştirmeye çalışıyorsun. Camlar nerede? Camlar burada, eyvallah. Amacın bu. Otomatikleştirip yaşam kur. Otomatik. Yunus Emre hoş geldin bu arada. Otokum. Doğru diyorsun aslında. Toplatalım ya. Var var iki... İki toplayıcımız da var. Bak şöyle yapalım. İki toplayıcı bir düzenleyici yaparız. Merhaba. Şuradan bir dört tane. Abi bence artık bu arada yapı için malzeme üretmeyelim. Birini iron, birini copper ingot yap. İngotlar zaten çok zor kasılıyor. Bunları yerine koyabilirsin. Dörde bir aldık. Sonra... Adamlar kömürü de yerine koyuyor. Beyler 3 kömür dayanmıyor bu arada galiba. Ne diyorsunuz? 3 kömür dayanmıyor. Bak birini bot istasyonu yapmak için kullanacağım. Bir bot istasyonu yapayım karşıya. Ama burası haddinden fazla agresif gibi bazı zamanlarda. Tamam. Bir toplayıcı bot yap. İki çalışan bot var zaten. Onları alıp geleyim. Tam yan tarafa kum toplatırız bence. Ama bütün bunlardan önce... Şunları bir verelim. Bir seti daha tamamlamış olduk böylelikle. Bir ödül daha vermeni istiyorum bana. Ne verdin? 20 maksimum can daha. Aa, bu sürekli bana maksimum can mı verecek? Aa, bir miktar kaynak harcıyorum onun karşılığında maksimum can. Yani evet fena değil. Aa, sanırım odunum bitiyor. Lan dur. Odunu toplasam iyi olur. Kömür de yetmiyor olabilir buraya. Buraya kaynak da sağlayamıyor olabilirim. O da bir ihtimal. Tamam.
Şu yapı malzemesi de şurada dursun artık. Ne yapalım? Abi adayı domine ettim bu arada. Merhaba. Bence buraya fighter bot lazım olacak ya. Collector kum. Collector kum. Bir tane düzenleyici. Ve şuradan biraz malzeme. İki tane sandık yapacağım oraya sadece. Evet, otokol biyomlar arası taşır muhtemelen de. Ne lazım ki malzeme için? Dur senin için deneyeyim. Ya ben o kadar acil olduğunu düşünmedim o iş elle yapılıyor diye. Steel lazımmış. Peki. Bir tane ver bakalım. Ya muhtemelen şey yapıyor. Şöyle. Oradan alıp buraya getiriyor ama depolara mı koymak lazım acaba? Ha, şöyle depolara yapmak lazım abi. Buradan alıp alıp aşağı taşıyacak örneğin. Ya da yukarı attığım depolardan dolayı oraya kurulmuyor. Helal aslanıma, helal. Tamam, ben sana kolaylık sağlarım, bekle. Bu şekilde. Anladım. Anladım. Ama buraya bot atamak gerekiyor galiba. Ha, bot buraya ne versin? E abi sadece bir tane transfer yapabiliyor. Misal diyelim bot buraya orb versin dedim. Evet, botu çözemedim. Dur, herifleri bir yok etmeyelim. Bir steel daha var bana. Depo var diye mi acaba? Yok, onu oradan alıp oraya, onu oradan alıp oraya falan atması lazım da, bir saniye. Bence bizim yukarı... Abi toplayıcıların sayısını azaltıp... İki tane daha düzenleyici koymamız gerekiyor. Tamam. Şimdi şöyle. Bak, biriyle aşağı oksijen. Tamam mı? Depoları salla. Biriyle aşağı oksijen taşıyacağız. Şunları bir kapat. Böyle de eksik oldu gibi. Ya da bir saniye bak. Çok daha iyi bir fikrim var. Artık millet yetiştiği kadar deriz. Çok daha iyi bir fikrim var. Nedir o fikir abi? Kol sayısını 4'e çıkartırım. Bu vesileyle iki yerden... İki yer olmuyor abi. Ya oluyor. Şimdi sen de buraya. Sen de buraya. Bak, buranın olayı choose item odun. Hah. Bak, bu buraya odun götürecek. Bu buraya su götürecek. Okey, bence burası eritilir ya. Onların topladığını da bunlar alıyor. Ah, buraya bir Athena dağıtırsa var ya. Her adaya bir tane değil de
Bir tane daha atılıyor olsa ben burayı öyle bir idare ederdim ki. Bak mesela yukarıdan her şeyi isteyebilirsin böyle. E ikisinden odun, birinden oksijen gelsin madem ya. Böyle otomatiğe ayrılıyor demek ki. Bence güzel bir sistem oldu. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bence güzel sistem oldu, her şeyi düzenledik. Efendim sevgili Furkan, ikinci yayında teşekkür ederim. Furkan sağ olasın. Nazlıcan hoş geldin abim, teşekkür ederim. İyi yayınlar dileğin için sağ olasın. Kum için. Tamam, kum için de yapalım. Diğer adaya savaşçı bot gerekecek mi bakalım, bilmiyorum. Gerek edebilir, gerekmeyebilir. Savaşçı bot lazım mı değil mi bir bakalım da. Ama bak buranın iş yükü çok artıyor. Yani buranın iş yükü inanılmaz artıyor. Gerçi şu an şey var böyle, yani hali hazırda transfer edilecekler var da. Bunları biz bir alırsak bence düzen sonrasında oturur ya. Aa, oksijen fazla geldi. Nihayet fırınlar işlevsel çalışıyor. Nihayet. Şimdi yan tarafa da aynı sistemden lazım çünkü, ama abi yetişemez. Yetişemez chat. Yani yan taraf... Aa! Boku çıkmış lan makinenin. Aa! Makinelerin boku çıkmış. Vay eşşi oğlusular vay. Okey abi. İstediğiniz savaşta alacaksınız. Yani Fighter bot. 3 iron 1 steel. Çok malzeme birikiyor biliyor musun? Çok malzeme biriktiğinden şey yapamıyorum. Takip edemiyorum. Öyle bir sıkıntı var. Yanlış koydum. İkinci bot Athena kuruluyor mu lan? Yok ya. Bak adaya bir tane diyor. Adaya bir tane diyor. Adaya bir tane demeyeydi iyiydi de. Şimdi. Tamam. Adaya iki tane savaşçı bot kuruldu. O ada savaş istiyor hocam. O ada savaş istiyor. Aa, bak gene adamların boku çıkmış. Gene çocukların bokunu çıkarmışlar. Abi guarding. Sen de guarding. Lan tek istediğim kumdu lan. Ağzına sıçtığımının. Tam bizim çocukları buraya yaklaştırmıyorlar. Bence buraya depoyu mepoyu salla. Şu düzenleyicilik yapan elemanı alalım, tamam mı? Bunun yerine buraya bir guard daha koyalım.
Yani bence buraya bir guard daha koyalım abi. Şu düzen yapan robotu al buraya. Sadece toplayıcılık yapsınlar yeter. Bir silver. 3 iron. Yapıştır. Arkayı korusunlar yeter. Ben buraya getiririm kaynakları. Iratus oynamadım efendim. Hayır. Iratus oynamadım. Sana da guarding verelim. Her şey yolunda mı? Umarım her şey yolundadır. Güzel. Adadaki hayatı bitirmişiz abi. Her zamanki gibi. Yaşasın insanoğlunun egemenliği. Oo, kapıları buraya koymanıza gerek yok ama tamam, robotlar belli ki eşit miktarda dağıtıyor. Buradaki elemanların da tekrar çalışma vakti geldi mi acaba? Onu merak ediyorum. Buradaki toplanmış iron'ları şöyle bir yerleştirelim. Neredeyse belki bir iki tane adam verip çalıştırtabiliriz ya. İki adam verelim. Şimdilik iron toplasınlar. Hani kapırda değil de. Böyle olay biraz iron gibi. Hı-hı. Şu ekibi oraya dahil edelim. İkisi de iron toplamaya başlasın şimdilik. Merhaba. Iron istiyorum senden. Bak, buraya gardiyan koymamıza gerek kalmadı. Senden de iron istiyorum. Sen de burayı düzenle. Abi çok güzel bir düzen oturttuk. Güzel de bir ilerleyiş kaydettik. Şimdi yapmamız gereken şey mekanların %100 çalışmasını sağlamak ve abi alabilirsem acaba daha fazla drone alma şeyim var mı ihtimalim? Sanırım yok. Çok güzel oyun yapmışlar bu arada. Akıyor gidiyor ha. Hoş geldin Okan. Yok, oyun Türkçe değil. Oyun akıyor gidiyor hani böyle. Hiçbir sıkıntısı yok. Bir şey yok. Baksana, yukarıdan aşağı odun transferimiz var. Odun transferi de var. Oksijen transferi de var. Odunum da yetiyor. Oksijenim de yetiyor. Misler gibi. Kaynaklarım var burada bol bol. Ne olmuş, buraya bir zarar gelmiş ama. Au, o zarar ona gelmemiş. Pekala, neyse. Buraya 5 eleman yetişmiyor bu arada. Buraya 5 eleman yetişmiyor. Ya %100 yaptığımızda buradakilerin bazılarını kırarız artık, bir şekilde hallolur. Kömür bitik. Kömür bitik. Kömür bitik olduğu için bence şunları salıp kömür üretimine geçmek daha mantıklı. Zira kömür bitik. Hani odun var, odun. Her yerden destek geliyor oduna. Odun var, kömür çok harcanıyor. Bu kömürlere de bir destek lazım. Kömür gerçekten çok harcanıyor. Şimdi benim burada açabileceğim 15 silver verip açabileceğim bir ada var. Veya bir tane cama açılıyor. Güneş enerjisi açılıyor bir tane cama. Gidelim biraz cam ve silver alalım ve şu teknolojileri açalım ya. Sonrasında da ufaktan bölümü sonlandıralım. Sağ olasın Nazlıcan, güzel zaman geçiriyorsan ne mutlu bana. Oyun ücretsiz olur mu zannetmiyorum bu arada. Ocakları ve depoları ada ada ayırsan daha yetişme ihtimalleri olur sanki. İşte ben onu ilk başta düşünemediğim için sevgili histaminik, böyle kaldı sistem. Merhaba, canınızı bir onarayım. Güzel. Ara ara atlasak buraya yeter ya.
Bütün gardiyanların can iyi mi? Oo tamam iyi iyi. Yani onu ilk başta yapmak lazımdı. Ben o kadar detaylı düşünmediğim için. Dronların %100 hızı var ya, %100 hızına güveniyorum şu an. Oksijen tankı yapmayı araştırdım. Solar güneş paneli. Daha kaliteli fırın lazımdı. Ve bitki falan filan. Neyse, ihtiyacım olmayan şeyleri şu an basmayacağım. Bu arada aldığım seviyeler sağ olsun, level aldım ve ha şöyle fırınlar, bütün fırınlar %100 daha hızlı. Peki kaliteli fırın ne kadar iş yapıyor acaba? Bekle bir kaliteli fırın yapalım. Ne istiyorsun kaliteli fırına? 10 odun 4 gümüş. Peki. Şöyle yapalım. Buradan bir taş aktar. Ve şu oksijen için değil de taş getirsin bize. Biri odun getirsin, biri taş getirsin. Şurada taş da dolsun. Taş ve bununla kaliteli fırın. Kaliteli fırın 3x veriyormuş. Oo. Oo, çok iyi. Misal kaliteli fırınla kömür yaparsak bence yetişir. Bir de maksimumu ayarlanabiliyor. Kaliteli fırınla kömür yaparsak bence daha rahat yetişir. Bak çünkü kömür bitik. Biraz taş taşısın. Sonra oksijen de taşıtırız. Yandaki toplayıcılar da çok iyi. ...15 steel biriktirip bir ada daha açıp öyle salalım oyunu. Sağ olasın Nazlı Cencim, çok sağ ol balım. Eyvallah. Fırın ama kaliteli, aynen öyle. Aynen öyle. Oyunun amacı otomasyon sistemi kurmak işte. Yani otomasyon sistemi kurmaya çalışıyorsun. Ya bir adada başlıyorsun aynı forager gibi. Burada başladığın zaman gerçekten hiçbir şeyin yok. Yavaş yavaş her şeyi otomatikleştire otomatikleştire. Burada bir yaşam kurmaya çalışıyorsun. Tamam. 15 oldu mu silver? Oldu. Sonrasında birikir ya. Radara gel. Şuraya aç bakalım. Orada ne varmış onu bir görelim. Her şey bu arada var ya, hızlı 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 hızlı. İlgişe de senem söyle canım. Aa, balçık kardeş merhaba. Aradığımız mantar bu değil. Aradığımız şey bu değil. Aa, sen oksijen yiyorsun. O hoş değil. Oksijen yemesi hoş değil abi Çar'ın. Burası mantar veriyor ama hala koşu hızımı %15 arttıracak şeyi bulamadım. Peki saldırgan mısın sen? Seni kessem ne elde ediyorum sen? Çüş. Bana çok masum geldi diyecektim az daha. Masuma bak, laps 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 dayıyor. Ya mantar başka ne işe yarar bilmiyorum ama. Hala farming'i şey yapamadık. Ya mantarı şuraya koyabileceğimi biliyorum.
Daha dünya kadar çiçek var. Dur bakalım, mantarları harcamayalım şimdi öyle. Gelişine. Odun yetişmiyor galiba. Taştan çıkar, sen de oduna dön. Ve ardından ufaktan videonun sonuna gelelim artık efendim. Yani her yerde bir şey var abi, bakar mısın? Bu adamlar nasıl yetişsin ya? Kömür full değil, hayır kömür full değil. Ondan dolayı değil sebebi. Hani kömür mü full acaba, yetişemiyorlar mı diye düşüneceğim. Hayır, kömür full olduğundan değil. Aksine odun tükenmek üzere. Ki odunun tükenmek üzere oluşu benim için hoş olmayan bir sıkıntı. Bayağı malzeme veriyor oyun. 30 gün oldu bu arada. Geliştik canım. Abi bu arada sanırım kömür üretiminin fazlalığından kaynaklı üstümüz başımız doldu, çok deli coştuk. Neyse. Tamamdır. Şimdilik burada bırakalım. Gün 31'e geldiğinde. Bakalım ilerleyen zamanlarda Nova Island serisi için neler olacak, hep beraber görürüz efendim. Gayet güzel, keyifli bir oyun bu arada kendisi. Benim gerçekten çok çok hoşuma gitti. Şuradaki yani her biyomda yeni canlılarla karşılaşıyorsun. Otomatik üretim sistemidir, şudur budur falan, her şeyi otomatiğe almak keyifli bu arada ama gerçekten belli bir süreden sonra yetişilmiyor. Hakikaten yetişilmiyor. Ne yapmak lazım misal? Yukarıda odun toplayanların sayısı arttırılabilir. Evet. Aynen. Düzenleyici 3 tane var ya. 3 robottan sayıyı 2'ye indirirsin. Yukarıdan daha fazla odun getirirsin. Onlar düzenlenir. Hiç önemli değil. Arkadaşlar izleyip vakit ayırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Nova Island videosundan şimdilik bu kadar efendim. YouTube'dan izleyen herkese teşekkürler.